TOP, Edirne'li Kadın Girişimciler Kurulu Elmas Aslan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın üretici kadınlar pazarıyla alakalı üretici kadınlar para kazansın diye para verdim. Üretici kadınlardan para kazanılsın diye izin vermedim sözlerine cevap verdi. Sayın Belediye Başkanım der ki biz bu pazarı üreten kadınlar olabilir, kırsalın pazarı olabilir, isim çok önemli değil. Biz bu pazara izin verdik kadınlar para kazanması için. Evet doğru. Ama birileri para kazanması için değil. Birileri de mi bu pazarı kuran Edirne Kadın Girişimciler İçerik Komitesi. Birileri dediği başında olan bu kırsalın balı pazarı. Emeğin olduğu yerde. Emeğin sahip çıkmak kanunu göre kurulu bir proje. Projenin arkasında ilk kuruşundan 5 senedir her hafta düzenli sabah 8 akşam 17'ye kadar pazarda yer almaktayım. Bunu basın mensupları, Edirne Ticaret Odası, Edirne Ticaret Odası temsil ettiğim odalar, Edirne'nin halkı defalarca yanıma gelip alkış almışımdır. Kızım siz bu pazarda devamlısınız. Hiç mi usanmadınız? Emeğin yanında usanılmaz. Kurduğumuz bir proje, bu bizim şerefimiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Trakya birlikten. Elmas, Başkan Gürkan'ın sözlerine ben kimsenin parasını almadım ya da para toplanmasına izin vermedim, veremem. Bu çok büyük suçlamadır. Açıklama istiyorum. Benim olduğum yerde böyle bir şey olamaz. Sizin bilginiz varsa açıklayacaksınız. Ben yargıya başvuruda bulunuyorum ifadeleriyle karşılık verdi. Şunu bilsin. Kadın girişimcilerin temsil ettiğim icra kurulu başkanlığına benim olduğum yerde asla böyle bir şey olamaz. Buna da izin veremem. Şunu hatırlatmak isterim. 5 senedir belediye bizim yanındaysa neden bir gün ben defalarca Sayın Başkan'ın ziyarette bulundum. Ufak tefek yanlışlar olduğunda cevabı şu oldu. Abla sen yoluna devam et. Ben seni arkadan izliyorum. Sen doğru işler yapıyorsun. Senin olduğun yerde yanlışlar olmaz. Sayın Başkanım, Belediye Başkanım, size sesleniyorum. Burada şöyle ikramda bulunuyorsunuz. Evet benim emeğimi çaldınız. Çalırken emeğe hırsızlık yaptınız. Ama ben kimseyi parasını ya da para toplama izin vermedim, veremedim. Çok büyük suçlama, açıklama istiyorum. Benim olduğum yerde böyle bir şey olmaz. Sizin bildiğiniz bir şey varsa açıklayacaksınız. Ben yargıya başvurusunda bulunuyorum. Ben bir kurumu temsil ediyorum. Seçilmiş bir başkanım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Sayın başkanıma da bir kez daha lütfen otursun evde. Vicdanı varsa, vicdan sahibiyse, adamsa, belediye başkanıysa bunun cevabını bekliyorum. Sayın Recep Gürkan, belediye başkanı yardımcısı Çiğdem Gekoğlu açıklama yapmış hanımefendi. Kendisine de şöyle, evet sizler de biliyorsun basın mensupları. İcra komitesinde üye olan bir arkadaşımızdı. Kendisine teşekkür ettim. Bilgi onlara destekte bulundu. Paradan işler çok kolay oluyor. Çiğdem Başkan, diğer arkadaşımız Melek Hanım, kaç kere bu pazara gelmişler? Bir köy kadında bir köy bir şey almışlar mı? Belediye der ki biz destekte bulunduk. Babasının malını Sayın Başkan destekte bulunmadı. Edirne Belediyesi'nin halkının pazarı. Siz de tahsis ettiniz. Her akşam bu pazar iki tane görevli eşlerinden tarafından temizlenir. Temizli halde fotosu çekilir. İstediğiniz zaman bu kadar büyük denetim size sunabilirim. Fotoları görebilirsiniz. Emeğimi
Demek ki siz çalmayı çok iyi biliyorsunuz ki çalmayla emek veren, bedel ödeyen bir başkana yetiştiriyorsunuz. Benim olduğum yerde yanlış olmazsa